Merhaba arkadaşlar. Umarım sesim geliyor. Çünkü şu an tabii önemli bir konu var. Ben de 2 gündür Antalya'dayım. Şu an keşke böyle kamerayı bir çevirip farklı bir yeri gösterme imkanım olsa. Gerçekten dumanlar arkamızdan çıkıyor. Ve yangın bölgesi çok yakın. İşte yangınla ilgili çok fazla sorular aldık. Ondan sonra niye bu yangınlar bu kadar fazla alanda etkili? Niye Türkiye'nin yangın söndürme uçak ve helikopter filosu kiralanıyor gibi çok fazla soru aldık. Bu sorulara böyle bir toplu bir cevap vermek istiyorum burada. Çünkü çok fazla soru var, çok fazla bilgi kirliliği var. Bir tarafa bakıyorsunuz haklı olanlar var, bir tarafa bakıyorsunuz haksız olanlar var ve böyle bir canlı yayın açmak istedim. İzleyen arkadaşlarımız sesin durumunu bana yan taraftan yazabilirse çok sevinirim. Sizlerin de birkaç sorusunu bu canlı yayınla yanıtlamak istiyorum açıkçası. Şimdi Türkiye uzun yıllardır orman yangınlarıyla mücadelede kiralık uçak ve helikopter sistemlerini kullanıyor. İşte yaklaşık 30-35 yıldır Türk Hava Kurumu ile geçmişte yapılan bir işbirliği var. Yıllık ihale açılıyor. Orman Bakanlığı bu ihaleleri açıyor, yıllık yapıyor arkadaşlar bunları. Yıllık yaptıktan sonra da en iyi teklifi verenler istenilen özelliklere göre verilen ihale şartnamelerine göre kazanıyor. Ve Orman Bakanlığı da son 2 yıldır Türk Hava Kurumu'yla çalışmama kararı almış durumda. Bunun işte nedenleri geçmişte yaşanan bazı sorunlar olduğu ifade ediliyor. İşte orman yangınlarıyla mevcut CL-215'in çok iyi mücadele edemediği Orman Bakanlığı'nın iddiası bu. Türk Hava Kurumu da bunu kabul etmiyor ve Türk Hava Kurumu da bize ihale verilmediği için biz de 2 yıldır uçaklarımıza bakamadık. Mesela örneğin pilotları elinde tutacak bu orman yangınlarıyla mücadele pilotlarının diğer pilotlara göre farklı eğitimleri, farklı durumları var. Bunları da tabii istihdam etmiyor, işten çıkartıyor. Böyle de bir durum var. Ben kendi fikrimi belirtmem gerekirse bu konuda Orman Bakanlığı da haklı, Türk Hava Kurumu da haklı. Orman Bakanlığı'nın belirli bir isterleri var, sistemleri var. Türk Hava Kurumu'nda tabii ki bir gelir kaynağı olarak buna göre bu uçakları, helikopterleri elinde ihale olmalı ki tutabilsin. Şimdi şöyle bir gerçek var. İşte son yıllarda küresel ısınmayla birlikte mesela bu sene Türkiye için çok kurak bir yıldı. Ormanların nemliliği düşürüyor. Şimdi Antalya'dayız burada yaklaşık bir haftadır. Antalya'da normalde yazın bu dönemde nefes almak imkansızdır. Nem çok yüksektir. Ya böyle kuru bir hava var. Yani bir haftadır Poyraz olarak adlandırılan kuzeyden esen bir rüzgar geliyor. Yani elinizdeki kibriti üfleseniz sönmeyecek neredeyse o rüzgardan. Acayip bir rüzgar var. Bu şartlar yan yana geldiği zaman orman yangını riski daha da artıyor. Bu tabii şimdi doğal nedenler. Bir de doğal olmayan nedenler var. Malum terör örgütü. Yani bu hani bu kansız adamlar geliyorlar ormanı yakıyorlar. Bu da başka bir şey. Şimdi Türkiye'nin benim aklıma gelen dilim dönebildiğince bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Birinci yapacağı şey havadan çok önemli bir gözetim sistemi kurulması. Bugün Türkiye insansız hava araçları konusunda dünyanın çok önde gelen ülkelerinden biri. 200'e yakın İHA sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik tarafından aktif olarak kullanılıyor. Demek ki bu İHA'ların bir bölümünü özellikle kıyı bölgelerimizdeki ormanlık alanları gözlem için kurulması lazım, kullanılması lazım. İşte bakıyoruz, mesela bu sene ilk defa TUSAŞ tarafından yapılmış Aksungur, ki Aksungur muhtemel yıl sonu gibi hizmete girecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aksungur kullanıldı. Aksungur çift motorlu bir İHA sistemi. Görev yaptığı yer Adana, Şakirpaşa Havalimanı, Adana, Hatay o bölgeyi kontrol ediyor. Mesela o bölgede bir PKK'lı teröristin ormanı yakmasını tespit etti. Ormanı yaktıktan sonra eve gidene kadar Aksungur kontrol etti. Güvenlik güçleri koordinasyon halinde adamı gitti evinden aldı. Siz bunu her orman operasyonu için yaparsanız, yani atıyorum 50 tane İHA'yı farzıma ağzıma geldi laf söylüyorum. Ormanlık alanlar üzerinde uçurursanız bir kere yukarıdan caydırıcılığınız meydana gelir. Sadece İHA'lar değil. Örneğin bugün
şu 10 kilometre arkamda Manavgat'taki orman yangınında deniz kuvvetlerine ait deniz karakol uçakları P-72 ve P-235 uçakları kullanıldı. Ufak uçaklara kamera takılabilir. Ufak turboprop, piston motorlu, tek motorlu uçaklara. Bunlar da İHA gibi bölgede görev yapabilirler. Havadan caydırıcılığınızı arttırırsanız, yani yarın öbür gün terörist der ki ya bu nasıl Güneydoğu'da sınır ötesi operasyonlarda ya bir Türk İHA'sı gelir kafama bombayı atar diyorsa terörist, burada da ben bunu yakamam. İHA'lar beni yüksek irtifadan görür ve aynı zamanda işte jandarma mı olur, polis mi olur, ne bölgesi ise beni yakalarlar demesi lazım. Bu korkuyu onların içine oturtursak bunu yapabiliriz. Bu birinci madde. İkinci madde, bir artık yardım kampanyası mı yapılacak? İnsanlarımız paramı toplayacak. Devlet bazı imkanlarını buraya mı verecek bilmiyorum. Bir Türkiye'nin kalıcı yangın uçak ve helikopter filosu kurulması gerekiyor. Her yıl kiralık bazı şeylerle, hava araçlarıyla bir şeyler yapılıyor. Ve anlattığım gibi yangın riskimiz yükseldiği için işte geçmişte 1,5 ton atan helikopterler yerine bugün 3,5 ton, 4 ton, 5 ton atan helikopterler kullanılmak durumunda. Hatta biliyorsunuz haberini yaptık. Çok fazla sizlerden de ilgi görmedi. Burada da biraz da taşı atayım. Ben olacakları olanları hep anlatıyorum. Her yıl anlatıyorum. Amerika'dan Chinook helikopterleri kiralandı, 2 adet. Bu sivil model Afganistan'da görev yapıyordu. İşleri bitti Afganistan'da. Dönerken Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye getirildi ve yaklaşık 7,5 tonluk ağırlığa sahip su kütlesini helikopterler taşıyor. Bunlar geldi. Ama bu kiralık sistemler, kiralık helikopterler, kiralık uçaklar hep geçici çözümler. Gidiyorsunuz X bir şirketiyle anlaşıyorsunuz. İşte Türk Hava Kurumu belki ihaleyi almıyor ama Beriye uçakları mesela Türk Hava Kurumu'yla CMK Holding'in ortak operasyonuyla Türkiye'de uçuyor. Gidiyorsunuz oranın operasyonunu yapıyorsunuz. Türkiye bu konuda kalıcı filo kurmak zorunda. Uçağıyla, helikopteriyle. Bu bunu gösteriyor. Kalıcı filonuz yoksa işte bugün parayı basıyorsunuz, alıyorsunuz. Gelecek yıl yok. Örneğin mesela geçen sene ilk defa Beri Evler geldi. Bu sene Beri Evler 1 Haziran'da gelecekti. Gelmediler. 1 Temmuz'da geldiler. 3 uçak var. Bir tanesi arızalı şu anda Dalaman'da. Bunların çözülmesi lazım. Kalıcı filo, kalıcı pilot, kalıcı bakım ekibi. Çünkü yangın söndürme öyle hani basit bir pilotluk işi değil. Uzmanlık gerektiriyor. Çok fazla eğitim gerektiriyor. Çok fazla tecrübe gerektiriyor. Bunları ortaya koymak, bunlarla ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi Orman Bakanlığı da kendince haklı. Türk Hava Kurumu da kendince haklı. Türk Hava Kurumu ihaleyi alamadığı için 2 yıldır bunlara bakacak pilotları istihdam etmiyor. 11 milyon euro pilotların maaşı. Şimdi uçurmadığınız bir pilota 11 milyon euro vermek mantıksız. Peki bu Türk Hava Kurumu'nun elindeki CL-215'ler nedir? CL-215'ler zamanında Türk Hava Kurumu tarafından alındı. Osman Pepe'nin Orman Bakanlığı döneminde bir anlaşma yapıldı ilk defa ve 5 yıllık bir anlaşma yapıldı Türk Hava Kurumu'yla. 5 yıllık garanti verildi. Bunun karşılığında Türk Hava Kurumu uçakları aldı ve Türkiye'ye kazandırdı. Ama her hava aracındaki gibi eğer siz bu hava aracının bakımlarını yapmazsanız zamanında bu uçakların modifikasyonlarını yapıp güncel tutmazsanız işte bugün yangın olduğunda uçuramazsınız. Bence artık bu konuya bir el konulmalı. Bu uçaklar ekonomik olarak tekrar uçabilir hale getirilmeli. Ne yapılabilir? Bir kere bakımları yapılmalı. İkincisi bu uçaklar piston motorlu. Kapasiteleri düşük. Yedek parçası, bakımı, idamesi zor. Bunlar türbin motor, turboprop motorlara çevrilmeli. Uçak başına maliyeti ortalama 12-13 milyon dolarlık bir iş bu. Bunları yapabilirsek eğer bu uçakları 15-20 yıl daha çok ekonomik olarak kullanabiliriz. Ama Orman Bakanlığı ne yapıyor? Bir yıllık ihale açıyor. Bir yıllık ihale içinde Türk Hava Kurumu gidip her uçağa 12-13 milyon dolar verilmiyor. Eskiden Türk Hava Kurumu kurban derilerini toplardı. Zaten hani görevi tabii bu değil ama buralara aktarırdı paraları. Şimdi bu olmadığı için artık kurban derileri farklı farklı yerlere gittiği için bu konuda ellerinde bir ekonomik bir şey yok. Bir de daha önceki ben canlı yayınlarda da belirttiğim gibi Türk Hava Kurumu geçmişte
ehil iş insanlar, bu işi bilenler, profesyoneller, havacılıktan gelen insanlar tarafından yönetilmediği için vasfını yitirmiş durumda. Bu nedenle saçma sapan yatırımlar, saçma sapan yerlere para harcayıp ekonomik darboğaza girdi. 2 yıldır da devletin atadığı bir kayyum yönetimi var Türk Hava Kurumu'nda. Bunların toparlanması, tekrar bunları bu şekilde yapmak gerekiyor. Ben eminim ki halkımız gerekli parayı toplar, şirketlerimiz sponsor olabilir uçaklara ve tekrar bir yangın söndürme uçak, yangın söndürme helikopter filosu kurulabilir. Şimdi gelelim Orman Bakanlığı'na. Bugün Orman Bakanlığı'nın envanterindeki helikopterler Kamo ve Mi-17 askeri versiyonu, Mi-8 sivil versiyonu helikopterleri var. Bu helikopterlerin kapasiteleri 3 ila 5 ton arasında. 2 adet Chinook kiralandı. Bu Chinook'larda 7,5 ton su taşıyor. Uçakların ise bu 3 kiralanan 3 Beri uçağının yaklaşık 10 tonluk bir taşıma kapasitesi bulunmakta. Şimdi Orman Bakanlığı'nın yaklaşımı, burada Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün profesyonel bir söndürme ekibi var. Bu profesyonellik içerisinde yılların tecrübesine sahipler. Gerçekten bu konuyla ilgili önemli bir altyapıları var. Türkiye'de yaklaşık 4006 adet havuz oluşturulmuş ormanların ortasında. Burada bir yangın çıktığı zaman helikopterler bölgeye intikal ediyor ve sepetleriyle bu havuzlardan suları alarak hemen söndürüyor. Uçak için inecek bir baraj gölü, normal göl veya deniz gerekiyor. Bazı ormanlar içeride. Mesafeler farklı oluyor. Veya dik bir vadi var. Bu vadinin içine bazen uçak giremiyor. Bazen de dümdüz alanlarda çıkıyor. Burada da helikopter etkisiz hale geliyor. Uçak lazım buralara. Yani elinizde farklı türde tek motorlu, çift motorlu, büyük belki yolcu uçaklarından modifiye ile değiştirilmiş uçaklara ihtiyacınız var. Helikopterlere, farklı tonajlarda helikopterlere ihtiyacınız var. Böyle çok güçlü bir filo kurmalısınız. Bence bu filoyla ilgili geçmişte olduğu gibi Türk Hava Kuvvetleri ile de bir işbirliği yapılabilir. Türk Hava Kuvvetleri zamanında C-130 uçaklarını bu arkalarına, kabinlerine, kargo kabinlerine yangın söndürme kitleri koyarak kullandı bunları. Fakat biliyorsunuz yangın sonu 10-12 ton su var. Dalıyor, daldıktan sonra çekiyor. Bu çekişi sırasında uçağa çok ciddi bir G yükü biniyor. Yani uçağın ömründen yemeye başlıyorsunuz. Uçağın ömrü 30-40 sene ise uçağın ömrü 15-20 yıla düşüyor. Bu operasyonda bir kaza meydana gelmişti Amerika'da. Bir sivil C-130'un A modeliydi yanlış hatırlamıyorsam kanatları katlanarak uçak düşmüştü. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri yapılan bakımlarda uçak üzerine çok ciddi yük bindiğini tespit etti. Şimdi insanlarımız diyor ki Türkiye niye ara savaş uçağı almıyor? Türkiye'nin bugün askeri nakliye uçağına ihtiyacı var. Elimizde 55-60 yaşında olmuş C-130'lar duruyor hala. İşte Libya'ya gidiyorlar, Azerbaycan'a gidiyorlar. Bir yeni uçak nakliye uçağı A400M'ler var 9 tane. Ve C-130'ları biz modernize edip 2040 yılına kadar kullanacağız. Bu arada buna ihtiyaç var. Tabii ikinci el mi bulunur? Bu uçaklar konvert mi edilir? Ne yapılır bilmiyorum. Bunlarla ilgili araştırmaları, hava kuvvetlerinin yapması, bu konularla ilgili çalışmaları, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı üzerinden gerçekleşmesi gerekiyor. Bir başka önemli konu benim belirtmek istediğim, örneğin Türk Hava Kuvvetleri'nde CN-235 hafif nakliye uçakları var. Bunlar da yaklaşık 4-5 tonluk su kiti konabiliyor. Mesela bu uçaklardan çok ciddi sayıda var elimizde. Bu uçaklara böyle bir modifikasyon yapılıp yazın belirli bölgelere konuşlandırılabilir. Ama yangınlara hızlı müdahalelerde bunlar ne kadar etkin bilmiyorum. Şimdi benim bulunduğum bölge yaklaşık Antalya Havalimanı 30 kilometre. 10 kilometrede arkamda Manavgat var, yaklaşık 40 kilometre. Uçak o 5 ton attıktan sonra havalimanına gidip inmesi lazım. Suyunu dolduracak 10 dakika sürüyor bu. Ve atıyorum belki 10 dakikada gidiyor. 10 dakika su var. Bir 10 dakika daha dönecek. 30 dakika gibi bir süreç içerisinde bunları yapması gerekiyor. Bunu nasıl yapılacak? Neler olacak? Bunu tabii güzel organize etmek, bu konuda profesyonelleşmek, bu konuda uzmanların bir şey söylemesi gerekiyor. Yoksa herkes çıkıp kendince yalan yanlış bilgilerle hem kamuoyunu manipüle ediyor hem de yanlış işler yapılarak bu tür konulardaki farklı farklı kamuoyuna yanlış fikirler verilmiş oluyor. Bir başka proje ne yapılabilir? Örnek vermek gerekirse. Örneğin
Jandarmada Mi-17'ler var. Sivil modeli biraz önce söyledim, Mi-8. Bu helikopterler acaba yangın söndürmede kullanılabilir mi yaz dönemi içerisinde? Sepet taşıyabilir mi? Yani elimizdeki imkanları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İşte şu an mesela UH-1'lerin uçuşu durmuş durumda. UH-1'lerle ilgili ne yapabiliriz? Bunlara bakmamız gerekiyor. Hem elimizdeki imkanları değerlendirmek, hem yeni sıfır uçak ne alabiliriz? Örneğin Beriev'den uçak alabiliriz. Kanadair, Bombardier'dan CL-415'lerin yeni modellerini alabiliriz. Ama tabii bunlara sipariş verince yarın gelmiyor bu uçaklar. 2 yıl, 3 yıl bekleyeceksiniz bu uçaklarla ilgili. Bunu baktığınız zaman bu bir uzun vadeli bir politika. Sonuç olarak devlet bununla ilgili ne yapılacağına, ne edileceğine karar vermesi gerekiyor. Ormanlar bizim çocuklarımıza, torunlarımıza, onların torunlarına bırakacakları çok önemli birer varlığımız, yaşam kaynağımız. Yakarsak işte öyle gidiyor. Bir de tabii olayın terör boyutu var. Ona dediğim gibi İHA'larla bunlara çok ciddi, caydırıcı bir etki yapabiliriz. Ben bir anımı anlatmak istiyorum. Gelibolu'da 1994 yılı olması lazım. İnanılmaz büyük bir yangın çıkmıştı. Ve o yılın kışında o yanan bölgeler Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı tarafından yeniden rehabilite edilecek altyapıya kavuşturuldu. Bizler de o dönemde üniversite öğrencisiydik. Üniversite öğrencisi olarak Gelibolu'ya gittik. Oradaki Kolordu bize çadırlar kurdu. İşte bir şirket sponsor oldu, yiyecek getirdi. Bir şirket sponsor oldu, otobüsleriyle taşıdı. Bizleri oraya binlerce üniversite öğrencisini getirdi. Ve o üniversite öğrencileri olarak biz o dönem İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden öğrenciler olarak birer hafta kaldık ve birer hafta boyunca örneğin ben yanlış hatırlamıyorum 250-300 tane çam fidanı diktim oraya. O çam fidanları bugün 15-20 metre olmuş devasa ağaçlar haline gelmiş durumdalar. Biz oraları tekrar canlandırdık. Türk Silahlı Kuvvetleri ile gençliğimiz sosyal iletişim için sosyal işler yapılacak olan kurum, kuruluş, derneklerle bir organizasyonlar yapıp gençlerle birlikte böyle yeniden ağaçlandırma gerçekleştirilebilir. Bunu yaparsak orada işte bir ormanın ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. İşte o sevgiyi, o aşkı alan çocuk bir daha çevreci oluyor. Ormanına koruyor, ormanına bir şey yapana gerekli cevabı da veriyor bunlara. Şimdi bunlar dediğim gibi politik bir devlet politikası olmak zorunda. İşte A partisi, B partisi gelmiş, C partisi gelmiş değil. Bu politikanın herkes tarafından sürdürülmesi gerekiyor. Öbür türlü işte kiralıyorsunuz, ona mı ramp gitti? Bilmem ne yapıyorsunuz, orası yanıyor, oraya bir inşaat mı geliyor diye bir sürü sorularla ortaya koyuyoruz. Şimdi çevre bilinci, uzun dönemli planlama ve Türkiye'nin yangın söndürme için gereken uçak, helikopter filosu olduğuna ben çok inanıyorum. Tabii sadece her şey uçakla, helikopterle, havadan yangın söndürmeyle değil. Türkiye'nin aynı zamanda çok ciddi bir yerden de bu gücünü, kuvvetini arttırması gerekiyor. Bunlara bakmak gerekiyor. Şimdi birkaç soru var. Alalım sizlerden. Ondan sonra bunları belirtelim. Tabii bu arada biz havacılık deyince aklımıza ya F-16 geliyor ya da yolcu uçağı geliyor. Değil. İşte bunlar genel havacılık operasyonları. Hayat kurtaran operasyonlar. Bunlar çok önemli. Burada biraz önce Emirhan kardeşimiz yorum yazmış. Yangın söndürme için genç pilot arkadaşlarımızı kullanabiliriz. Onların yetişmesini sağlayabiliriz. Buraya bir kariyer imkanı veririz ve böylece büyük bir kitle havacılık için eğitimli, her şey yapılabilecek bir altyapıya kavuşmuş olabiliriz. Bir okuyucumuz diyor ki A400M yangın söndürme uçağı yapılır, kit takarsınız ama elimizde 9 tane var. Cayır cayır uçuyor uçaklar. Yardım taşıyor. Yurt dışındaki kuvvetlerimize malzeme götürüyor, personel getiriyor. Şimdi onlara gelinceye kadar farklı bir şeyleri bulabiliriz. Bunlar çok önemli. Mustafa Gazi Doğan demiş,
uçak mı helikopter, hepsinin görevi farklı. Yangınların farklı farklı bölgeler. Şimdi mesela sosyal medyada bir şey dolaşıyor. Havadan yakıyorlar. Niye? Yangını istenilen noktaya çekebilmek için. Tehlikeli yerlere gitmemesi için. Bunların hepsi birer teknik. Çok teknik. Ha ben yangın uzmanı değilim. Veya işte bir tane sosyal medyada video var. İşte yelkenli var yanına, beri eviniyor. Vay efendim inmiş kalkmış. Senin yelkenliyle orada ne işin var? Sen o bölgeyi boşaltacaksın. Ya uçak gelecek emniyetle operasyonu yapsın diye. Hani helikopter mi uçak mı değil. Hepsi lazım arkadaşlar. Hepsi. Şimdi evet. Yani bunlara bakmak gerekmekte arkadaşlar. İşte mesela termobarik bomba. Şimdi uygun bir şekilde bunu yakabilirseniz. İşte termobarik çok fazla bilgim yok. Bir yangın bombası var atıyorsunuz. Bu oluşturduğu etkisiyle söndürüyor gibi böyle çok farklı hikayeler var. Bunlara ondan sonra bakmak gerekiyor. Bu da çok önemli bir gerekli bir şey. Şöyle bir sorularınıza bakalım. Evet. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Devasa bir şeyimiz var. Ormanımız var. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Bunları yangın söndürmenin kontrol altında bulunması gerekiyor. Bunlar gerçekten varlıklarımız ve her türlü imkanı sonuna kadar verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi yangın söndürmek işte önlemek. Bak çok güzel demiş bir arkadaşımız. Yangını önlemek söndürmekten daha ucuzdur. Bilinç, bilinç, bilinç insanlarımızı, çocuklarımızı, öğrencilerimizi buna bunu öğretmek gerekiyor. Şimdi bazen diyoruz işte askeri uçaklar, helikopterler kullanılabilir. Çok güzel kullanılabilir ama onların bazı asıl görevleri var. Sınır ötesi operasyonlar, bakıma geliyor, şu geliyor. Hani onlar durmuyor orada. Siz durduğunu görüyorsunuz. Belki bakımda, belki modifikasyonda. Bunlara bakmak gerekiyor yani. Bu yüzden de bence Türkiye bir uluslararası, bir ulusal bir kampanya yapmalı ve bu uçaklar için bir fon toplayarak bu paralar, uçaklar, helikopterler alınması gerektiğine ben inanıyorum açıkçası. Beriyev 200'leri Ruslar yollamadı arkadaşlar. Kiraladık ya, parasıyla kiraladık ya. Azerbaycan'dan da gelecek, onların sahip. Onlar da getiriyor, bize yardım edecekler. İki tane Antonov 32 Ukrayna'dan geliyor. Gelecek arkadaşlar. Mesela Türk Hava Yolları'nın eskiyen uçaklarını alıp çevirsek, bu mühendislik varsa niye olmasın? Ama işte rantı önlemek gerekiyor. Efe Mutluol, A400M ve C-130'u anlattım. Evet. Bunlar önemli ama ne yazık ki bazı böyle bir kamuoyunu caydırıcı, farklı manipüle edici bilgiler var. Arkadaşlar Orman Bakanlığı ile ilgili, orman yangınları ile ilgili geçen sene de birkaç video yaptım. Bu yıl da Şinukları yaptım. Lütfen onları açın. Benim hep savunduğum orman yangını söndürme için bir politikamız olmak zorunda. Olmak zorunda. Herkes her şeyden sıkacak. Tasarruf edeceğiz. İşte makam arabaları, şunlar bunlar. Hepsinden tasarruf edip bunları oturup çözmemiz gerekiyor. Şimdi Norm Knife 34 bir genç yangın söndürücü bomba ama işte bunlar hemen tak diye girmiyor envantere. Denenmesi, geliştirilmesi bir sürü şey var. Keşke varsa olsa yapabilsek biz bunları. Niye yapmayalım? Evet, müdahale de yetersiz değil. Gerçekten ekipler canla başla çalışıyor. Canlarını feda ediyorlar. Bunlar çok önemli. Erkan Rizeli, ya Beriyev 200 olsun, CL-415 olsun, helikopterler olsun, olsun oğlu olsun. Bunlar önemli.
Osman Sami Kral CS-30'lar modifiye ediliyor ama ömründen yiyorsunuz uçağın. Evet. Dediğim gibi tabii çok ağır cezai yaptırımlar getirilmeli bunlarla ilgili. Bu orman yangınlarıyla ilgili gerçekten çok ağır cezalar verilmeli. Her şeyi askeriye yapamıyor. Askeriye devretmekle çözemiyorsunuz. İşte bazı şeyleri oturup görev addetmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili yapıları vermeniz gerekiyor. Kadir Keskin sizi böyle üzgün ve stresli. Orman arkamda yanıyor ya. 10 kilometre, 15 kilometre. Ben Antalya'dayım şu an. Manavgat'a yakınım. Serik tarafındayım şu an. 15 kilometre arkamda yanıyor. Üzgünüm. Arkadaşlar 2 haftadır biraz azalttım ben videoları. Biraz da dinlenmek istedim. Tatil yapmak pek de yapamadık ya. Ondan sonra işte buraya gelip böyle moraliniz bozuluyor. Birçok arkadaşım bu konuyla ilgili video istiyordu. Sizler ben en azından canlı yayınla ilgili bunları anlatmak istedim aklıma gelenleri. Elimizdeki imkanları zorlamak zorundayız. Yeni bir filo kurmak zorundayız. Bu konuya önem vermek zorundayız. Havadan daha fazla kontrol etmek zorundayız. Her şeyden önemlisi çocuklarımıza çevre bilincini, orman aşkını aşılamak zorundayız. Bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Yaklaşık işte 26 dakikalık bir yayın yaptık. Bugün saat akşam 21'de tekrar bir videom olacak. Bu videoda görüşmek üzere diyelim ama bu videoda burada kenarda dursun diyoruz. Ondan sonra ormanlar için yapacağımız çok şey var. Keşke yanan yerlere işte bir rant olmasın. Buralar umarım en kısa zamanda içerisinde tekrar ağaçlandırılır. Ve buralar tekrar eski güzel günlerine döner diyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Haberleşmek, görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Saat 21'de ikinci videomuz var. İstanbul'da çektiğimiz bir video. Orada sizlerle görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi akşamlar. Yangınsız, çevre felaketsiz günler diyorum ama politikalar çok önemli. Sakın unutmayalım. Görüşmek üzere.